93 Harbi, Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, İngiltere, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878'de Berlin'de imzalanan Berlin Anlaşması ile savaş sona erer. ...1461 senesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Trabzon Rum Devleti'ni tarih sahnesinden silmesiyle Kuzeydoğu'da Gürcüler ve Osmanlılar sınır komşusu oldular. 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın ilk yarısı itibariyle Çoruh Havzası, Batum ve Acara bölgeleri Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. Fethin bir sonucu olarak başta bölgenin ileri gelenleri olmak üzere yerli halk toplu halde ve kendi istekleriyle Müslümanlığı kabul etti. Bejanizde ailesine ismini veren Bejan adlı Gürcü Bey de bu fetihler sonucu Müslüman olan bir şahsiyetti. 93 Harbi, Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecini başlatan ilk önemli olaylardan biri sayılır. Zira 2. Abdülhamit'in yenilgiden sorumlu tutulduğu Meclis-i Mebusan'ı süresiz tatil ederek Kanuni Esasi'yi askıya alması, ayrıca savaş sonrasında Balkanlarla Kafkasya'dan Anadolu'ya gelen 1 milyonu aşkın göçmenin yol açtığı toplumsal ve ekonomik bunalım öbür önemli sonuçlarıdır. Sanış muhacereti gerçekten tarihimizde hafızalardan silinmeyecek bir göç olgusudur. Gürcü, Arnavut, Boşnak, Çerkez, Türk milyonlarcası Anadolu işlerinde kendi hayatlarını idame ettirebilecekleri yer ve yurt peşindedirler. Osmanlı Devleti muhacirlerin bu isteklerine kayıtsız kalmamıştır. Muhaciri müdüriyeti vasıtasıyla bu muhacirlere yer ve yurt bulmak üzere bir takım çalışmalar yapmıştır. Şunu belirtmekte yarar var. Bu bahsetmiş olduğumuz milyonlarca muhacirin ne kadarı yerlerine ve arzu ettikleri bölgelere ulaşabilmiştir? Bu konuda ciddi bir çalışma yoktur maalesef. Ama şu bir gerçektir ki yüz binlercesi yollarda hastalıktan, açlıktan ve sefaletten. Thank you.
Ana yurtlarından göç eden göçmenler bu yolculuklarında çok meşakkatle karşılaşmışlardır. Asırlarca yaşamış oldukları topraklardan ayrılmanın verdiği hüzün ve üzüntü bu sıkıntılarını daha da arttırmıştır. Muhacirin idaresi bu göçmenlere kayıtsız kalmamış, Anadolu'nun değişik yerlerinde köy ve yurtlar inşa etmiştir. Sadece kendilerine toprak ve köy göstermekle kalmamış, buralarda okul, cami, yol ve çeşme gibi sosyal tesislerini de yanında inşa etmiştir. Ayrıca yerleşmiş olan muhacirlere hayatlarını idame ettirebilecekleri çift ve tarım aletleri de tevzi etmiştir. Deniz yoluyla gelen muhacirlerin limanlarda bazen günlerce beklemeleri, beraberlerinde getirecekleri eşya ve hayvanların vapurlara sığmaması yüzünden limanlarda bırakması ve mallarını yok pahasına satmaları birer sıkıntı sebebi olmuştur. Savaş döneminde Ruslara karşı kahramanlık gösteren pek çok kişi ve aile vardır. Onlardan biri de Bejanidze ailesidir. Esasında bu aile 12. yüzyılda ünlü Gürcü kraliçesi Tamara'ya hizmetkarlığıyla tanınmış meşhur bir aile idi. Bejanidze ailesi Osmanlı Devleti'ne sadakati, bağlılığı ve vatanseverlikleriyle tanınmıştır. Hiç şüphesiz bu ailenin en meşhur şahsiyeti 18. yüzyılda yaşamış olan Ali Paşa'dır. Yeniçeri Ocağı'ndan yetişen ve bu ocaktan emekli olan Ali Paşa, 1785 yılında bugünkü Kuzey Kafkasya'nın Karadeniz sahil kentlerinden olan Anapa ve Soğucak valiliğine atandı. Fakat burada düzenli bir yönetim tutturamadı. Halkın kendisini istememesi üzerine buradaki görevinden alınarak bir müddet İstanbul'da ikamet ettirildi. İstanbul'dan sonra Trabzon valiliğine atanan Ali Paşa son görevi olarak bugünkü Gürcistan'ın Poti şehrinin limanı olan Faş Kalesi muhafızlığına atandı ve 1797 yılında bu kalenin komutanı iken vefat etti. Ali Paşa vefat ettiğinde Süleyman, Murat ve Hüseyin adında 3 oğlu, Hatice ve Fatıma adında 2 kızı vardı. Hasan Rıza Paşa 1847 senesinde Batum'da doğdu. Acaralı Bejanidze Ali Paşa'nın sülalesindendir. Kırım Savaşı'na Osmanlı ordusunda Asakir-i Muavine binbaşısı olarak katılan ve Şekvetil Muharebesi'nde şehit düşen Abdülhamit Bey'in oğludur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Batum ve çevresinin Rusya'ya bırakılmasıyla Hasan Paşa ve ailesi 1880 senesinde memleketlerinden hicret ettiler. Osmanlı Harbi dediğimiz 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nin başlangıç sürecinde Becenoğlu'nu beyleri Hasan Bey, Murat Bey ve Haydar Bey durumu önceden sezinleyerek işgal halinde ailenin tamamen ortadan kaldırılacağını hissediyor. Ve ani bir kararla kendi imkanlarında tutmuş olduğu tekneler ve belki de biraz da kendi ticari olarak kullandığı teknere bütün köylülerini yerleştirerek İstanbul'a doğru göç etmeye başlıyor.
Buranın belki dramatik yönü, bütün servetini ve malını mülkünü, binalarını Batum'da terk edip yola çıkması. Yani gözleri geriyi görmüyor. Bütün gayeleri, hem kendi büyük ailelerinin canlarını ve onlara bağlı olarak yaşayan köylülerinin hayatlarını kurtarmak. Oradan getirebildikleri sadece bir valiz dolusu Rus parası. Onları da biz bugün bir hatıra olarak saklamaktayız. Hasan Paşa'nın Batum'da kalan mülküne Ruslar tarafından el konuldu. Bu dönemde muhacirlerin göçleriyle ilgilenmesi nedeniyle ödüllendirildi ve paşalık rütbesine yükseldi. Hüdavendigâr vilayeti Muhacir İskan Komisyonu başkanlığı yaptı. Becenoğlu ailesinin fertleri arasında Osmanlı payitahtında önemli mevkiler işgal etmiş olan çok değerli aile büyüklerimiz var. Bunlardan Ferik Rıza Paşa, 93 Harbi dediğimiz 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden çok daha evvelki yıllarda Osmanlı idaresine gelerek payitaht yani İstanbul'da askeri okulları bitirir, rütbeler alır ve Ferik rütbesine kadar yükselir. Topçu Feriği Rıza Paşa, Osmanlı'nın son döneminde Ayan Meclisi üyesi. Vahdettin, Osmanlı'nın işgali sırasında Ayan Meclisi'ni topluyor ve bu işgale karşı direnecek güçleri olmadığını ve bu toplantıda işgale karşı direnmeden teslim olunmasının kararını vereceğini izah ettikten sonra ayağa kalkıyor. Tabii 50 kişilik Ayan Meclisi de hepsi ayağa kalkarak Padişah Vahdettin'e olan kararına karşı olan teyitlerini bir şekilde ifade etmiş oluyorlar. Herkes yerine oturduğu zaman Ferik Rıza Paşa ayakta durmaya devam ediyor. Herkes şaşkın bir vaziyette beklerken, "Sayın Padişahım, ben size saygısızlık olmaması için ayağa kalktım. Ancak büyük bir imparatorluğun geleceği ve bir ona bağlı olan bir büyük milletin de geleceği savaşmadan masa başında alınan bir kararla verilmez. Kararınıza iştirak etmiyorum." diyor. Hasan Paşa 1906 senesinde Muhacirin İdaresi Müdürü görevindeyken Bursa'da vefat etti. Kabri Emir Sultan Camii Haziresi'ndedir. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hasan Paşa Köyü'nü de o kurmuştur. Biz de duyduklarımızı söyleyelim. Dedelerimizden, şeylerimizden duyduklarımız o. Yani iki sefer bizim köyü yakmışlar. Komşu köyümüz var, Ali Bey Köyü. Oraya göç etmişler. 2-3 sene orada kalmışlar. Ondan sonra tekrar gelip burada yerleşmişler yani. Hasan Paşa'da bir Yunan yüzbaşının öldürülmesiyle Yunan işgalciler Hasan Paşa köyünü yakmışlar. Sadece caminin minaresi sağlam kalmıştır. Ben bunlara ilaveten 1998 yılında akrabalarımızı veyahut da soydaşlarımızı yerleştikleri köylerde görmek için 17 kişi kadar bir araya geldik akrabalar olarak ve onları ziyarete gittik. Giderken de kendilerinden bir şey istemeyeceğimizi bildirmek zorunda kaldık. Çünkü kendileri muhtarlar ve niye geldiklerimizi sordular. Herhalde bir şeyler istediklerimizi zannettiler. Ama biz oraya hediyelerle, talebelere, kalemlerle, defterlerle gittiğimizi görünce rahatladılar. Ve bize ne zaman isterseniz gelin burada oturabilirsiniz, size toprakları verebiliriz dediler. Ama ondan sonra gitmek nasip olmadı. Ali Haydar Bey 1852 senesinde Batum'da doğdu. Bejanidze Sefer Beyzade Abdülhamit Bey'in oğludur.
1867 senesinde stajyer olarak Batum Tahrirat Kalemi'nde çalışmaya başladı. Batum İdare Mahkemesi başkatipliği yaptı. Bejanizeler, Batum şehrinin gelişmesine de hizmet etmiş bir ailedir. Ali Paşa'nın torunlarından Sefer Bey, 1840'lı yıllarda bugünkü Batum sahilinde Ahmediye adında ahşap bir cami yaptırdı. Bu caminin buraya inşa edilmesiyle civardan ve etraf köylerden Müslüman halk cami etrafına yerleşerek burada bir mahalle oluşturuldu. Bejanizli ailesinin gençleri savaşlarda hep ön saftaydılar. Kırım Harbi'nde Batum ve yöresinden oluşturulan yerli kuvvetlere binbaşı rütbesiyle katılmış idi. 1855 yılında Şekvetil Muharebesi'nde Abdülhamit Bey şehit olduğunda henüz 33 yaşındaydı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nin başlamasıyla savaşta görev aldı ve Batum Ordu'yu Hümayun Komutanı Hasan Tahsin Paşa'nın ve Yerel Kuvvetler Komutanı Ali Paşa'nın yazışmalarını yürüttü. Padişah 2. Abdülhamit'in izniyle Hüdavendigâr vilayetinde Batum muhacirlerinin yerleştirilmesinde fahri olarak görev yaptı. Ailemizin Hristiyan geçmişi bundan 600 yıl evvel, 650 yıl evvel sona eriyor. Müslümanlığı kabul ediyorlar. Ve Gürcüler içinde ayrı bir sınıf oluşturuyorlar. Ve ailenin Müslüman olan bu kısmın Osmanlı ile münasebetleri başlıyor. Bu tabii ki Çarlık Rusyası'nın hoşuna gitmiyor. Ve Çarlık Rusyası Gürcistan'ın güney kısmında, yani bugünkü Batum Özerk Cumhuriyeti'nin topraklarında, Batum, Artvin, Ardahan, Oltu, bu bölgede yaşayan Gürcülerden rahatsız olmaya başlıyor. Nafia Nezareti'nde katiplik görevinde bulundu. Ali Haydar Bey, Nafia Nezareti Sanayi Müdürü görevindeyken 1911 senesinde vefat etti. Kabri Fatih Camii Haziresi'ndedir. Mezar taşında şöyle yazılıdır: Bayındırlık Müdürü Haydar Bey bu mezarda gömülüdür. Adı geçen kişi Batum Hanedanı'ndan meşhur şehit Abdülhamit Bey'in oğlu olup ilmi olgunluğu ve ahlaki faziletiyle öne çıkan, tanınan biridir. Dileriz ki makamı cennet olsun ve ziyaretçiler birer Fatiha okusun. Ali Haydar Bey, 93 Osmanlı-Rus Harbi'nde Gürcistan'dan gemilerle soydaşlarını getirmiş ve Padişah 2. Abdülhamit tarafından verilen izinle kendi adını taşıyan Haydariye köyünü kurmuştur. Ve bilhassa Batum'da çok güzel anılarla döndüm. Gördüğüm şey şuydu: Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi, büyük bir sevgi. Fakat aradan geçen zaman zarfında her iki tarafla bir şey yakınlaşma, yeterince yakınlaşma olmadığı için, tabii bugün için söylemiyorum, bugün tam tersi, birçok alanda gerek iktisadi gerek eğitim alanlarında Gürcistan'la Türkiye'nin büyük ilişkileri var. Çok şeyler, yakınlık gördüm. Ve inanıyorum ki bu son gelişmelerle bu daha da artacak. Ve artık bugün vize konusu da kalktığına göre inşallah ileride bu İlişkiler daha iyi bir safhaya gelecek. Murat Hamdi Bey, Bejanizli. 1849 senesinde Batum'da doğdu. Batum Hanedanı'ndan Bejanoğlu Ali Paşa torunlarından Abdülhamit Bey'in oğludur. 1866 senesinde stajyer olarak Lazistan Sancağı'nın merkezi olan Batum Tahrirat Kalemi'nde çalışmaya başladı. 1873 senesinde fahri olarak Batum Başkanlığı yaptı. Bu görevinden sonra Hemşin Acare-i Ulya Arhavi Nahiyesi Müdürlüğü yaptı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na katıldı. Gürcistan'dan gelen ve soydaşlarımızı getiren üç kardeşten, yani Hasan Paşa, Haydar Bey ve Murat Bey'den, Murat Bey'in 6. sıradan torunu bulunuyorum. Kendisinin Osmanlı'ya geldikten sonra Bursa'da, Orhaniye'de, Yenişehir'de kaymakamlıklar yaptığını,
ve görevli olarak gittiği Suriye veya Irak'tan, Bağdat veya Şam'dan dönerken öldüğünü biliyoruz. Savaş sonrasında Batum'dan hicret etti. Erbaa, Niksar, Milas, İnegöl, Orhan Gazi kazalarında kaymakamlık yaptı. Murat Bey, İnegöl'ün Murat Bey köyünü kurmuş ve Batum muhacirlerini bu köye yerleştirmiştir. Ayrıca Gemlik kazasına birçok Batum muhacirinin yerleştirilmesini sağlamıştır. Bejenoğlu ailesinin bir bölümü 93 Harbi sonrasında Batum'dan hicret ederek Ordu, Ünye, Fatsa ve civarına yerleşmiştir. Benim dedem Bejoğlu İlyas Efendi. Bejoğlu diyorum çünkü aslında Gürcüce lakabıyla köken olarak Bejanize. Nize oğlu demek. Beji de lakabın ismi Bejoğlu şeklinde. Ama Türkiye'de bunu daha çok hem Gürcüce lakabıyla beraber oğlu kısmını da Türkçe olarak söyleyerek Bejoğlu şeklinde söylüyorlar. Bejanoğlu deniyor ya da Bejanize. 3 yaşındayken Türkiye'ye hicret etmiş ailenin içerisinde. Ama kendisi erkek olarak bir tek kendisi var. Yani diğer aileler var yine Bejoğulları belki ama bizim ailemizin devamı olarak söylüyorum. 3 yaşında kendisi, annesi ve babaannesi var. Gelen aile bu. Babası Rusya'da, Gürcistan'da vefat etmiş. Ama hangi şartlarda, hangi sıkıntılarda yaşamış, nasıl vefat etmiş o konuda çok fazla bilgi sahibi değilim. Çünkü ben de dedem öldüğü zaman çok küçüktüm ve bunu dinleme şansım çok fazla olmadı. Ama bir sıkıntı yaşadığı belli. Çünkü orada aile neticede bu Osmanlı-Rus savaşlarında bir sürü kayıplar vermiş, isyanların içine katılmış, efendim Rusya'ya karşı mücadele etmiş, Osmanlı ile beraber olmuş ama aile... Daha sonra Osmanlı ve Rusya arasındaki anlaşmalarda sınırlar belli olduğu için, anlaşmalar bittiği için sadece göçe izin verildiği bir dönem içerisinde göç eden ailelerden birisi olmuş. Eğer göç etmeseydiler, biliyorlardı ki bize anlatılan da odur. Orada kaldıkları zaman Rusya'ya tabi olacaklar, Rusya'nın hakimiyeti içerisinde olacaklar. Aynı zamanda da Rusya'nın işte asimilasyonu içerisinde olacaklar. Çünkü kendi aileleri Müslüman aileler. Dolayısıyla bunu yaşama şansları olmayacak. Halbuki Osmanlı toplumu içerisinde çok iyi bir şekilde hayatlarını yaşayabiliyorlar. İnançlarını yaşayabiliyorlardı. Dolayısıyla bu bir hicrettir aynı zamanda. Göçün yanında. Çünkü inancını yaşayabilmesi ve rahat bir hayat tanzim edebilmesi için de göç etmeye karar vermişler ve hicret etmişler. Dolayısıyla kendisi 3 yaşındayken yanlarında imkanları olmadan, malları mülkleri olmadan, paraları pulları olmadan böyle bir sıkıntılı dönem içerisinde gelmiş oldular. Ve kendilerine gösterilen yerlerden birisi olan Ordu'nun Ünye ilçesinin Çatalpınar köyüne yerleşmiş oldular.
Osmanlı hakimiyet altındaki insanlara inanç ve ırk ayrımı yapmadan adaletle hükmetmeyi ve onlara eşit, adil davranmayı kendisine şiar edilmiştir. Osmanlı arşiv kayıtlarında onlarcasını tesadüf etmekteyiz. Zaman zaman yöneticiler uyarılmış, hatta cezalandırılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Vezir İshak Paşa'dır. İshak Paşa idaresi altındaki Hristiyan halka zulüm yaptığından dolayı şiddetli bir şekilde uyarılmış ve yerlerinden, yurtlarından olan Revan ülkesine göç eden Hristiyan Gürcülerin geri dönmeleri konusunda bile zorlanmamaları kendisine uyarılmıştır. Bunun gibi yine o bölgeden bir belgeden bahsedecek olursak, yine Çıldır valisi Ahmet Paşa Gürcü halka, Hristiyan Gürcülere zulüm yaptığı için idam edilmiştir.